Kim o? Benim ben, aç. Vallahi helal olsun sana. Ne yaptın sen ya böyle? Abi böyle bir hastalığımız vardı. Hastalık ilerledi herhalde abi bizde. Tedavisi yok. Arkadaşlar Turgay bildiğiniz bayağı orijinalci bir adam. Bu konsepti aslında eve taşımış. Bir tane Şahin almış, bir tane Toros almış. Şimdi de böyle koltuğa oturuyor, bayağı arabaları izliyor. Bir de tabii iki arabada da çok güzel Atatürk fotoğrafı detayı var. İki araba içinde farklı iki koltuk var. Bunu evet. İzlemek istiyorsan burada, bunu izlemek istiyorsan burada. Yerini belli et abi. Şahinciler buraya, Torosçular buraya. Sen şu anda bu kadar değerli bu araba, 20 sene sonra düşünebiliyor musun abi bu arabanın ne kadar değerli olacağını? Çok karmaşık duygular içerisinde. Arkadaşlar Seha, Samsun'un Alaçam ilçesindeyiz. Sizi bugün çok acayip bir adamla tanıştıracağım. Çok acayip bir hikaye dinleyeceksiniz. Buyurun geçelim. Burası bildiğiniz bir ev. Çalalım kapıyı. Böyle şey programlar var ya, yalandan her şeyi, herkesin haberi var. İçeride adam bekliyor hesapta, kamera içeriden çıkıyor. Bizimki de öyle oldu. Turgay Bey, açmıyor. Kim o? Benim ben, aç. Oo. Kardeşim naber? Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Tam o şey olduk, kompozisyon oldu şu anda. Ne yapıyorsun? İyiyiz abi, seni sorma. İyi sen abi, nasılsın abi? İyi kardeşim. Şimdi kamerayı bir sokalım, arkadaşlar görsün içeriye. Tamam abi, buyurun, hoş gel. Geldiniz. Gel, bu ne ya? Vallahi helal olsun sana. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Başla öyle atacağım. Bu adama helal olsun. Ne yaptın sen ya böyle? Abi böyle bir hastalığımız vardı. Hastalık ilerledi herhalde abi bizde. Tedavisi yok. Arkadaşlar Turgay bildiğiniz bayağı orijinalci bir adam. Ama bu konsepti aslında eve taşımış. Bir tane Şahin almış, bir tane Toros almış. Daha önceden de varmış, evet, Toros'un. İki tane daha Toros'un vardı. İki tane daha Toros'u varmış önceden. Onları da gene evin içinde evet, saklıyormuş, evet, muhafaza ediyormuş. Şimdi de böyle koltuğa oturuyor, bayağı arabaları izliyor. Şahin'le başlayalım abi. Evet. Nasıl başladı bunun macerası? Abi biz bu işin orijinaline hastayız. Bu işin imalatı, ithalatı. Evet. 2002'de okuldan mezun oldum. O zaman lisede. O zaman da Emniyet Müdürlüğü yan taraftaydı. Lise 2'de miyim neymişti? Okulun bahçesinden bakıyoruz. O zaman şeye, emniyete şey, iki tane araba vermişler. Bir tanesi uşaklı, böyle üstünde lambası olan Toros arabası. Bir tanesi de sivil ekiplerin bindiği araba. Devamlı geliyor işte tesisten adamlar aşağı iniyor ediyor şey. Toros sevdası o zaman başladı bizde. Şahin? Şahin. Aslında normal Doğancıyım ben ama orijinal gördüğüm zaman dayanamıyorum. Bunu da o şekilde almıştım işte. Aslında ben Torosçuyum yani. Eyvallah. Ben de Şahinciyimdir. Bunu zaten alacağım ya. Turgay'dan inşallah. Arkadaşlar bu araba orijinal 88.000'de. Bunu size en iyi kaputu açarak anlatabilirim. Bir açsana kanka kaputu. Abi bakar mısınız ya? Böyle bir şey var mı ya? Tablo gibi ya. Yani sadece motorda şu sticker'ı değiştirmiş. Evet. Kötü olduğu için şuradaki yazı. Yazıyı değiştirmiş. Bir de aküyü değiştirmiş. O kadar. Evet. Motordaki her evet, şey orijinal. Bir de şu ortamı evet, değiştirmiş. Evet. O kadar. Onun haricinde diğer en ufak şey bir parçası. Şahin S araba. 1.6 iyi. Bir de içine bakalım abi. İçi de öyle. Koltukları temizletmemiş bile. Pasta cilası var aracın sadece. Ama içinde familyasıydı. Hiçbir şey yok. Paspasları bile orijinal arkadaşlar. Abi çok güzel. Bak teybin kapağı bile duruyor orijinal. Teyp bile takılmamış arabaya. Bunu bir tane, onun hikayesi de çok enteresan. Bunu bir tane tırcı abiden almış. Evet tırcı. Ama niye dedin? Aldığında eşi ne yaptı abi? Eşi çok ağladı. İlk göz ağrıları olduğu için abi işte bu çok arabalar üzüldü. Böyle bir şey ya. Yani bu arabalarla, bu kuş serisiyle, Toroslarla resmen duygusal bağ kuruyorduk. Evet. Ya. Ben de daha önce de anlatmıştım. Yine bahsedeyim. Bu 79 model 131'im vardı. Yolda teyzeler falan durduruyordu. İşte anlatıyordu. Ben diyor amcanla diyor eşiyle tatile gitmişler. Onu anlatıyor. Gözleri dola dola anlatıyor. Yani bu arabalar aslında bu yüzden kıymetli. Hikayesi var. Yani mühendislik olarak araba hiçbir şey yok. Evet. Cazibesi yok, o yok, bu yok ama hikayesi var işte. O çok önemli evet, abi. Aldığım zaman dediler ki işte biz bu arabaya, bize akrabalar olsun, komşular olsun çok kızacak dediler ama biz aracı dedi gözümüzün önüne satmak istemiyoruz dedi. Bu il dışı sınırlara çıksın da nereye giderse gitsin dedi. Hatta teyze dedi ki benim eşim sefere gittiğinde dedi bu araba dedi beni bekçi gibi bekledi dedi. Onun abi için ben de dedi çok dedi anısı bakar var bu arabanın. Ben de aldığımda yine ki garajdan aldım yani. Bakar mısın duygusal bağ ya? Böyle bir şey var mı ya? Çok güzel. Hatta paspasını da orada dikmiş, ilmiş yani paspası, yırtılmış kenarı. Orada o hatıra duruyor. Abi şuna da bakalım. Bakanımızın bu şekilde. Sadece Kiriko'nun evet, çizikleri var bagajda. Başka hiçbir şey yok. Tertemiz. 1.6 enjeksiyonlu modeli bu arkadaşlar. İki araba içinde farklı iki koltuk var. Bunu evet, izlemek istiyorsan burada. Bunu izlemek istiyorsan burada. Yerini belli et abi. Şahinciler buraya. Torosçular buraya. Evet abi. Bir de tabii iki arabada da çok güzel Atatürk fotoğrafı detayı var. Yani o vazgeçilmez. Efsane fotoğraflar. Fotoğraflar eski da çok evet, güzel. Güzel seçmişsin yani. Helal olsun. Diyoruz. Bütün araçlarıma takarım. Normal evimde de bayrağım. Hiçbir zaman evet, eksik olmaz. Atatürk de. Ne Atatürk güzel. Gerçekten bu ülke için çok büyük değer. Yani. Helal olsun abi.
Buna da bakalım mı motora? Tabii ki. Tabii bu kaç ki. Model? Bu da 99 model. Şu anda 103 binde araç. Yeni devirde. Evet, yeni devirde. Yani orijinal bir araba. Devlet kurumundan alınmış bir araba. İlk belgeleri, ilk ödenilen fatura. Yapma. Çıkarsana onları. Tabii ki. Bu arada evet, ihaleden almış arkadaşlar. Devlet kurumundan almış arabayı. Hiçbir yerde yani bu herhalde Türkiye'de son kalmıştır diye düşünüyorum ben. Yani çünkü beyaz olup yeşil cam bir de bunlar. Bunda da hiç teyip dahi set çekilmemiş belgeleri. Arkada horoz tavuk sesleri duyuyorsunuz. Çok güzel bir burada hobi çiftliği var. Avustralya'dan falan horozları var, tavukları var. Çok garip garip böyle. Çok güzel şekilli. Bunlar saman kağıdında abi bak. Vay, ilk normal ödenilen fatura. O zaman 6-0 atılmamış bak abi. 88 milyon 950 bin. Evet. Burada da aynı ikinci yine faturası saman kağıdından abi. Bu da fabrikadan kesilen 7500'de bakıma evet, gelecek. Bakıma diyor. Gelecek. İlk bakımı. Vay be. Çok iyi ya. Bak 99'da girmiş bakıma. Bu da 31.05.1999 yılında 2823 liraya alınmış araç. Vay be. Bu normalde bayinin faturası yani. İlk fatura. Çok iyi ya. Bu da ilk 9. ayın 2016 tarihinde de tüp takılmış. O zaman tüp 354 liraya takılmış. At bütün takılan markaları falan düşünün yani. Tüpü söktürdün mü sen sonra? Yok. 10. ayda tekrar yeniden kazan değişti. Sıfır kazan takıldı yani. Ama ben de çok bilmedim yani alalı. Sen zaten hiç bilmiyorsun ki anladığım kadarıyla. Yani arabalar hiç su vurmuyor arabalara. Tamamen kuru bezle siliyor. Çıkıp da gezmiyorsun da. Ya vaktim olmuyor. Kamu kuruluşunda çalıştığım için bir de genellikle benim ağırlık tavuklarla birlikte. Tavuklarda da işte İstanbul'a programa falan gidiyoruz. Bazı arkadaşlar tanıyabilir yani. Şimdi gören arkadaşlar diyor ki ya biz seni tavuktan dolayı tanıyoruz. Yani programa gidiyoruz işte. Sağlıklı tavuk nasıl anlaşılır? Sağlıklı yumurta nasıl anlaşılır? Sağlıklı şahı nasıl yetiştirir? Daha sonra işte biz seni o şekilde tanıdık diyorlar ama şu anda diyorlar seni orijinalci olarak tanıyoruz diyorlar. Öyle ama abi. Görenler, kesinlikle öyle. Görenler diyor ki abi diyor sen diyor senden araba alınır diyor ama sen de araba satmazsın diyorlar ya. Bence de satmazsın. Bana satacak. Ben aslında çekim hikaye. Şahin almaya geldim. Abi sana veririz ya. Kanka burnunda motor içine bakalım mı? Yedek anahtarları da duruyor abi. Vay be. Camda bütün şeyleri falan duruyor. Çekici hizmetleri olsun. Renault'un ilk ablemi olsun fabrika çıkışlı. Biz 2016 araba alıyoruz. Yedek anahtarı yok. Vallahi böyle bir şey olamaz ya. Abi şuna bak ya. Ne kadar basit değil mi? Her şey kolay ulaşılabilir. Aynen. Falan. Şimdi bir buji sökeceğim desen arabada. 2 saat uğraşıyorsun. Yok dış kapağı sök. Onu yap bunu yap. Bunu bak çat şuradan al bujiyi yani. Toros arabası onun için biraz da benim hoşuma gidiyor. Abi bakkala git parçası var. Evet. Bir ayna 12,5 lira falan herhalde. Geçen gün şu normalde kırılmıştı şu tarafı. Hortum bu tarafa düşüyordu. Gittim ne kadar? 1,5 liraya aldım. Hadi ya. 1,5 lira. Onun haricinde de diğer başka bir yerle ellenmedi zaten. Bazen kafam kızıyor. Acaba pervaneyi söküp de bir daha boyasam mı etsem mi böyle? Yok ya böyle daha boyası şey yapmış ya. Böyle daha iyidir ya. Için. Bunun da koltuklar falan full her şey orijinal. Hiçbir şekilde. Ya adam sticker'ı orijinal diyor. Aynen. Artık yani. Tesisat çekilmemiş. Daha ne desin? Bütün şeyleri duruyor. Bak şuranın nişambaları falan daha hiç sökülmemiş. Teyip takılmamış. Yeri kapalı fabrika. Abi bak burada dahi tarihi yazıyor yani. Hadi ya. Evet. 1999 model. 2. ayda. Çakmak bile orijinal. Aynen. Arkadaşlar. Çakmak bile tarihi yazıyor yani. İlk bu arabalara bakan ondan sonra kapılardan bunun orijinal olduğunu anlıyor. Kapı. Tabii. Tık. Ses, tık. Sesten bir bak. Aynen. Çok güzel ya. Bunun değişen sadece bir lastikleri abi. Değişen o parçası falan abi. Yok abi. Boyası normal. Da orijinal. Bir ön üstte sağ tarafta küçük bir oksidi var. Bir de şu sağ tarafta bir oksidi var. Onun haricinde... Onlar da yaptırmıyor. Aslında. Yaptırmıyorum yaptırmıyor abi. Yaptırmıyor onlar da. Orijinalliği bozulmasın diye onu da yaptırmıyor. Ya şimdi abi orayı yaptıracağın için ufacık bir yer ama cam sökülecek diyor. O bulacak. Arabanın içerisi komple toz alacak, şey alacak. Bu şekilde abi lastiğimiz olsun. Keşke tüp taksmasalarmış ya. Abi iyiydi de işte. Diğer olan Toroslarımda tüp yoktu. Benzinliydi. Peki bundan sonra projen ne? Bunları satmamak. Abi bazıları diyor ki ben sana bir araba alayım. BMW ya da yani bir lüks bir araba al da benim yerime sakla diyor işte. Ya biz de biraz borçtan korkan adamız. Yani kendi yağımızla kavruluyoruz. Aslında güzel bir araba alıp saklanılır yani ama. Bunlar da güzel canım daha evet, olsun. Bunlar da güzel. Bu çok maliyeti çok yüksek olan bir şey değil yani. Peki abi biraz arabayı oturup izleyelim koltukta. Ondan sonra bir sürüşe çıkalım bitirelim videoyu. Ne güzel ortam yapmış adam kendine ya. Bak görüyor musun? Sağ hiç öyle abi. Yani bu işler için öyle büyük paralar falan filan harcamaya gerek yok. Bak mis gibi hobi alanı yani. Ben de öyle senin gibi hastayım. İzlemeyi seviyorum. Evet. Şu halının mazisi de bir gün Ankara'dan geliyoruz. Son yani şeyden geçtik. Normal yoldan geçtik. Çöp bidonunun yanında halıyı atmışlar. Halıda kıpkırmızı duruyor. Pardon. Yoldayız. İnan ki
boynumda kravat var. Normal şeyden görev değil ama kendi şahsi arabamına. İndim baktım kıpkırmızı halı. Dedim ki bu araba bu halı dedim benim arabanın altına olur dedim. Gittim oradan tekrar halıyı katladım. Yani bu adam ne yapıyor diyorlar. Yani kravat boyunda takım elbiseyle. Kaç yıldan doğru kaç tane araba aldıysam bu halının üzerine çıkmıştır. Bu halı bana çok uğur getirdi. Kırmızı halının üstünde duruyor işte. Evet. Vay be. Burada da arada şey yapıyoruz abi. Nostalji deyip. Nostalji köşesi. Abi çok güzel ya. Şuraya bak ya. Tamam. Burada böyle saatlerce oturup izle. Evet. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra sürüşe geçelim. Bak abi. Adam arabanın içine parfüm sıktırtmıyor. Ki arabanın Şahin orijinal kokusu gitmesin diye. YouTube'da daha bu teknoloji icat edilmedi şu anda. Kokuyu duyamıyorsunuz ama arabanın içi bindiğinizde. Bak şu an bayağı abi. Şahin ben şu anda gittim. 90'a gittim yani. 1990'dayım. Ya şimdi izleyiciler der ki ya sıkmıştır illaki kendine sıkmış diye. İnan ki analiz yapan bir sistem olsa da analiz etsek kesinlikle yok abi yani. Abi şu an yani bayağı çocukluğuna götürüyor insanı ya. Şu da fabrikanın koyduğu barkod sistemi. Abi işte o zaman bak o kadar şey ki hidrolik direksiyon için adam sticker yapıyor. Hidrolik direksiyon o zaman o kadar büyük bir şey ki yani. Evet. Adam bunun için sticker yapıyor yani düşün. Abi şeyde Toros'un o camına da hangi renk olduğu cama normal parmağı bandıran şey işareti duruyor Toros'un camında. Yani hangi renkse o boyayı fabrikada cama vuruyorlar yani. Aa. Bak burada o fabrikadaki çalışan aa mühendis mi eleman mıdır onun parmak izi burada yani. Vay o, be. Hangi renk çıkacağı burada. Çok iyiymiş ya. Yani güzel burada detaymış. Aynen. Bak şu. Şu. Sabahtan akşama kadar açıp kaparım. Bak sesin güzelliğine bak ya. Hadi bir kullandır bana be. Tabii ki abi ne demek. Büyük buyur abi. Herhalde giderim. Çıktığın zaman içeri girmez. Alacağım diyorsun İstanbul'a kadar İstanbul'a kadar giderim. Abi sana çekici bile ayarlarım bir tane. Düşünmen yeter ya. Evet arkadaşlar bir de yola çıkalım. Ondan sonra bitirelim videomuzu. Sana yani bitirirken söyleyeceğim. Sana olan hislerimi. Çok teşekkür ederim videoyu abi. Videoyu bitirirken söyleyeceğim. Çok sağ ol abi. Evet arkadaşlar çıktık yola. Benim için vallahi zamanda yolculuk ya. Çok yüksek bir şey oturma pozisyonu. Evet, o zamanın Mercedes'i en konforlu araçlar. Vallahi ya. Şahin Doğan. Direksiyon simidi bu kadar ince olduğunu hatırlamıyordum mesela. Doğru. Çok inceymiş. Buradan dönüyorum. Dönce. Yanlayayım mı? Bu araba hiç yanlamamıştır da. Kıyılır mı abi bu araba ya? Ses falan harika ya. Aynen. Orijinal sesi. Şöyle yol vereyim abi. Kızı geliyorlar ya burada. Arkadaşlar arabamız klasik lütfen. Sen şu anda bu kadar değerli bu araba. 20 sene sonra düşünebiliyor musun abi bu arabanın ne kadar değerli olacağını? Saklayamayız herhalde o zaman arkadaş. Sakla yani. İnşallah ama hayat bize ne gösterecek bilmiyorsun. Çok karmaşık duygular içerisindeyim şu an. Vallahi maşallah ya. Bu araçlarda genelde şurada çatlama olur. Olur. Evet. Bunda çatlama. Sen ama güneşe çıkan hasta olduğun için güneşe çıkarmıyorsundur bunu hiç. Güneşe çıkmıyor. Alışveriş merkezine falan gitsem hafta sonu böyle arabayı bırakmam. Bıraktığım zaman sadece böyle bir lokantada yemek yersem gözümün önünde olacak yani. Bırakıp da alışveriş merkezine gideyim ya da pazara gideyim gezeyim o yok. Güzeller ederler aynen. Bir şey olur diye. Aynen gözümün önünde olacak. Aslında izleyen arkadaşlar diyecek diğer Toroslarda da demişlerdi ya saklasa başka bir şey saklasın diye bu arabalar abi için değmezdi. Ama öyle bir şey yok ki. Bu yani yapacağın işte borçsuz harçsız işte biriken bir parayla 12-13 liralık hani arabayı alırsın orijinal bir şekilde saklarsın. Abi bu hani çok... bu iş bütçeyle neyi sevdiğinle alakalı bu kimseyi evet ilgilendirmez. Yani ben böyle evet yorumlar yapanlara kızıyorum. Bayağı. Düşün bir tane kadın bu araba için ağlıyor abi. Evet. Maddiyatı falan bir önemi yok. Maneviyat aynen var bu işin içinde. Yani. O yorum yapanları hiç takma abi kafana boşver. Bir de Renault'u kullanayım ya. Tamam. Renault mesela o zamanlar vites yollarını sevmezdim. Çok böyle elastik gelirdi böyle. Bunun daha böyle kemikli ya hoşuma giderdi. Baksana abi. Geçelim de Renault'a. Bunu nasıl olsa sana verdik abi.
Evet Turgay'cığım, hazır mıyız? Hazırız abi. Aa, bak şimdi bu şanzıman işte çok sevmedim o zamanlar. Şimdi güzel geliyor artık. Burada da bir tane oyuncak var. Şöyle. Vay be. Arabaların aynısını oyuncaklarını da evet, koyuyorsun. Evet. Bak bunun gazı falan daha sert şahine göre. Bunlar dağ arabası, dağ keçisi diye geçiyor. Evet ya. Turgay küçükken dağ keçisi aldı diyorlarmış. Bir tane öğretmen varmış köyde. O da gerçekten dağ keçisi aldı zannediyormuş. Abi arabanın yürüyenlerinden falan hiç ses gelmiyor yani. Evet. Bunun biraz o zaman hararet problemleri falan vardı. Köy yoluna vurmadığımız için hararet şeyini bilmiyorum ama genellikle bunlarda hararet problemi var yani. Bunlar ama... spriklerde falan evet. Acayip oluyordu abi. Şu ne? Rezistans mıydı bu? O normal rezistans. Arka cam rezistans. Evet. Bu neydi? Bu da yine kaloriferin üflemesi. 1, 2, 3 diye. Tamam. Ama bunlar da genellikle meşhurdur. Çorum kaloriferi. Evet. Kalorifer olmayınca donarsın. Şey gibi, Şahin gibi değil. Değil. Şahin de yakar insanı. Hamam gibi oluyor. Of. Bunda da donarsın yani. Çorum kaloriferi yoksa. Rüzgar seslerine falan bak abi. Her yerden ses geliyor. Şu anda 60'la gidiyoruz. Rüzgar sesine bak. Acayip geliyor. Beni bırak böyle sabaha kadar kullanırım. Ama biz bugün test etmeye gelmedik abi. Evet. Bugün aslında senin hikayeni çekmeye geldik. Gerçekten çok enteresan bir hikaye arkadaşlar. Çok yani aslında ederim. Otomobil tutkusu tam olarak bu yani. Başka bir şey değil. O arabaları oturup seyret bu adamın salonunda. Müthiş bir şey bence. Yani benim de yaptığım bir şey. Ben de bir motosiklet, bir araba aldığım zaman oturup veya bir kafeye bile çeksem abi illa göreceğim bir yere çekerim. Oturup böyle izlerim yani. Bu işte abi baba parasıyla yapılmayan, tamamen kendin aynen. Çalışıp hak edip yaptığım bir şey. O yüzden müthiş bir şey yani. Yani gerçek arabacılık bence bu. Hastalık başka bir şey yani. Değil yani. Az bir evet, para abi. Gelse acaba ne yapabilirim, ne ederim? Ben façayı çok sevmiyorum. Orijinal olacak yani. Orijinalini koruyacaksın. Arkadaki lambaların rengi solmuştu bu arabanın. Bir tanesini Bolu'da buldum orijinalini. Bir tanesini de Kayseri'de buldum. Geldi taktık yani. Bu şöyle bir durum abi. Arabayı niye aldığın, niye kullandığın, ne amaçla evet. Aldığın önemli burada. Bence araba tutkusu bir arabayı alıp insanlara hava atmak, kaç kişinin sana baktığı falan evet, filan değil. Aynen. Tam olarak bu yani. Aynen. Sen keyif alıyorsan, haz alıyorsan olay bitmiştir abi. İnsanların keyif alıp aa ne güzel araba demesinin hiçbir önemi yok bence. Sen de yani gönlünü yansıtmışsın bu işe. Sağ ol abi. Teşekkür tebrik abi. Ediyorum yani. Geldiğimize fazlasıyla değdi. Arada soruyor. Abi geldiğinize değdi mi? Değdi abi. Seninle tanışmak bile çok güzel bir şey bence. Ya dün akşam uyuyamadım. Sabah 5'te kalktım arkadaşlar. İzinli bir de şu an yani. Ya ilk ben duyduğumda bana Tuğçe Hanım mesaj attı. Dedi ki Turgay Bey işte böyle böyle sizi Doğan Kabak çekmek. Ben acaba birisi bana dalga mı geçiyor, şaka mı geçiyor? İnanamadım ilk başta. Cuma günden izine ayrıldım. İzinimi ayarladım. Gelecek misiniz, gelecek misiniz? Sağ olun abi bizi kırmadınız. Abi, geldiniz. Sizi ya. Memnun ettiysek abi. Ne mutlu abi bize. Acı. Ben çok mutluyum abi yani. Çok sağ ol abi. Birincisi seninle tanışmak. İkincisi şu anda böyle bir arabanın direksiyonunda olmak. Çocukluğuma götürüyor beni. Çocukluk hayalleri kuruyorum. Yani şu Şahin'de, şu Toros'ta ne günlerimiz geçti yani abi. O yüzden herkesin de bir anısı vardır. Buna eminim. Zaten evet. Bu arabaları güzel kılan tek şey bu. Yani şu anda sürüşü mürüşü öyle sizi bir şeylere götürüyor. Bir yerlere evet. Götürüyor. Böyle şeyleri düşündürüyor sana. O yüzden senin gibi insanlar varsa arkadaşlar etrafınızda Turgay gibi böyle acayip otomobil tutkusu olan insanlar lütfen yorumlara yazın. Gelelim çekelim. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim abi. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz şimdilik. Samsun'dan Alaçam. Samsun Alaçam ilçesi. Alaçam bu arada gerçekten cennet gibi bir yer. Her yer yemyeşil. Memleketin kıymetini bilelim abi. Her yeri cennet işte böyle aslında. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Biz biraz daha gezelim. Sahile mahile gidelim. Orijinal kornası. Arkadaşlar kanalın konseptini değiştirdik. Organik tarım artık doğal yaşam öyle mi? Evet abi. Bu gördüğünüz Avustralya'dan geldi. Dünya yumurtlama şampiyonu. 365 gün 350 günü yumurta veriyor arkadaşlar. Astrolog diye geçiyor. Astrolog deriz biz aramızda kendisine. Evet. Bir Avustralya kanı var, bir de Alman kanı var bunun. Bu Avustralya kanı olan güneşte böyle palamut gibi parlar. Bir şey diyeceğim. Bildiğin evcil hayvan gibi sevdim. Evet. Gözleri siyah olacak. Gözleri siyah olacak, ayakları siyah olacak. Tüy yapısı palamut gibi parlayacak. Özelliklerini taşıyacak. Ve bir de ibik yapısı. Bu kuşak kuşağı şey yapıyor böyle tarakları. Hmm. Kimisini sıktır, kimisini seyrekli. Bu biraz punkçı. Bu normalde buranın en babası. Diğer babalar da var da. Bu en baba. Saygılar reis. 350 iyi performans.